Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Evet, bugün piyasalara bomba gibi düşen koronavirüs aşısıyla ilgili haber Rusya tarafından geldi. Rusya Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasıyla birlikte altın tarafında da arkadaşlar aşağı yönlü hareketler hız kazanmış durumda. Şimdi biliyorsunuz son videomuzda kritik zaten destekleri veriyorduk. Bu destekler kırılımında uzak kalmanız gerektiğini, yeni altın alacak arkadaşların da altından ziyade dolar tarafında kalmaları, düşüşlerde daha az etkilenmeleri yönünde çağrımız vardı. Maalesef bugün bu aşağı haberine bir taraftan sevindik, fakat terste kalan arkadaşlar için de üzülmüş durumdayız arkadaşlar. Peki bundan sonra altın tarafında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bizler için aşağıda önemli olan destek seviyeleri ve altının tekrardan olumlu bir seviyeye çıkabilmesi için hangi rakamlar bizler için önemli olacak? Sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Evet, kısa da saatlik bazda baktığımız zaman arkadaşlar şimdilik bizler için 1935 desteği burada önem arz ediyor arkadaşlar. Şuradaki 1935 destek rakamımız bizler için önem arz eden bir rakam. Yukarıda da tekrardan olumlu bir seviyeye geçebilmemiz için altının onsunun tekrardan 2000 dolar üzerinde kapanış yapması gerekli arkadaşlar. 2000 dolar altında kaldığımız müddetçe aşağıdaki destek noktaları maalesef nasıl yukarıda eskiden dirençleri takip ediyorduk, şimdi artık destek noktalarını takip eder duruma geliriz. 1935 desteği ilk kısada takibimizde olacak destek noktası. Kırılması halinde de arkadaşlar aşağıda 1907 kuvvetli destek bölgemiz bizi bekler. O yüzden 1935'i takipte kalacağız. Kırılması halinde de 1907'li seviyeler artık takip etmemiz gereken önemli seviyeler haline gelecektir. Altının tekrardan olumlu bir duruma bu hafta itibariyle de geçebilmesi için arkadaşlar mutlaka tekrardan 2000 dolar üzerinde bir kapanış görebilmemiz şart. Fakat 1900 dolar üzerinde bir kapanış göremediğimiz müddetçe de en yakından takip etmemiz gerekecek olan destek, hatta artık direnç diyelim, 1970 seviyesindeki direnç olması gerekli arkadaşlar. Tekrardan altının yukarı yönlü tepki verebilmesi de bu 1970 direnç bölgesinin üzerinde bir kapanış gelmesi şart. Ancak 1970 üzerinde bir kapanış görürsek tekrardan 2000 dolar seviyelerine doğru altın onsta yukarı yönlü hareketler görmemiz olanak haline gelir. Fakat 1970 altında kalındıkça da aşağıda 1935 şu an zaten test edilen bir destek noktası. Onun altında da kırılırsa 1907 seviyesi ons altında takipte kalmamız gerekecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. Burada yapmanız gereken strateji arkadaşlar destekleri takip etmek. Destekler üzerinde 1-2 günlük kapanış olabilecek mi? Tekrardan bunu izleyeceğiz. Destekler üzerinde kapanış olmadığı müddetçe de bir sonraki aşağıdaki destek seviyesi takibimize girecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. Altın onsun tekrardan olumlu bir seviyeye geçebilmesi için de arkadaşlar mutlaka 1970 seviyesi üzerinde tekrardan kapanış yapıp 2000 dolarları test etmesi beklenmeli. Bunun haricinde altın ons hala olumsuz bir pozisyonda kendini gösterecektir. Gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli rakamlar hangi seviyelerde? Evet, gram altında onsun hareketiyle birlikte aşağı yönlü hareketlerine devam etti arkadaşlar. Gramda da şu an 450'li seviyeler görülmekte. Gram altında şu saat itibariyle artık arkadaşlar 448 önemli bir destek. Bakın şuradan geçen 448 desteği önemli bir destek olarak görülmekte. 448 altına inersek eğer arkadaşlar gram altında, bu sefer de gram altında 432'li seviyelere kadar
tekrardan bir düşüş ivmesine girer. Fakat gram, dolar ve altın ons bazlı çalıştığı için gramda şu an 448 altında bir kapanış henüz görmedik arkadaşlar. Fakat 448 altında bir sarkma olursa da bu sefer gram altında 432'li seviyelere doğru bir sarkma yaşayabiliriz. O yüzden gram altındaki arkadaşlar da dikkatli olsunlar derim ben. 448'i sıkı takipte bulunsunlar. Şu an şu saat itibariyle 448 altında bir kapanış henüz görmedik arkadaşlar. Gramdakilerin daha bir fırsatı var. Bunu da iyi değerlendirsinler. 448 rakamını takipte kalsınlar. Aşağı yönlü hareketler 448 kırılırsa 432'li seviyelere doğru yön ivme kazanabilir arkadaşlar. O yüzden 448'e dikkat diyoruz. Önemli, takip edilmesi gereken bir seviye olarak belirtiyoruz. Hemen gümüşe de bakalım. Gümüş tarafında bizler için önemli rakamlar hangi seviyelerde, bunları bulmaya çalışalım. Gümüş onsla başlayalım hemen analizimize. Evet, gümüş onstaki arkadaşlar ...27 desteği önemli dedik arkadaşlar. 27 kırılırsa gümüş onstan da uzak durun diye belirtmiştik son videomuzda ve 27 seviyesi gümüş onsta maalesef kırıldı. Evet, 27 seviyesindeki destek kırılınca gümüş onsta arkadaşlar aşağıda sarkmalar hangi seviyeye kadar olabilir? İlk etapta 25-44 seviyesine doğru bir sarkma gümüş onsta yaşayabiliriz. 25-44'teki destek de kırılırsa eğer arkadaşlar sarkmalar 24 seviyesine kadar gümüş onsta maalesef gerçekleşebilir. Gümüş onsunda tekrardan olumlu bir seviyeye geçebilmesi için arkadaşlar mutlaka 27 direncini yukarı yönlü tekrardan kırabilmesi şart. 27 direncini kıramadıkça gümüş onsta da aşağı yönlü hareketler ilk etapta 25-44 takibinizde olacak ve onun devamında 24'lü seviyeler dikkatle takip etmeniz gereken destek seviyeleri şeklinde görülmekte. Verdiğim destek seviyelerini dikkatle takip edin. Ayrıca tekrardan altın ve gümüş tarafında alıma geçebilmek için de kritik destek üzerinde mutlaka kapanışların görülmesi şart. Bu gümüş onsta da bu saat itibariyle bu kritik destek noktamız 27 seviyesinden geçmekte. Gümüş onsta şöyle bir avantajınız var altına nazaran. 25-44 üzerinde gümüş hala da olumludur arkadaşlar. 25-44 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe hala bir yükseliş trendinin bozulduğundan söz edemeyiz. Fakat 25-44 desteği de aşağı yönlü kırılırsa bu sefer aşağıdaki 24'lü seviyelere doğru gümüşte de hareketler tekrar gözlemlenebilir. O yüzden altın ve gümüş tarafına dikkat diyoruz. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gram grafiğimiz olmadığı için arkadaşlar bunu gene gümüş ons grafiği üzerinde anlatacağım. Beni dikkatlice dinleyin. 6-21 direnç dedik arkadaşlar. Bu 6-21 direnci gümüş gramda önemli bir direnç. 6-21 direncinin aşağı yönlü kırılması halinde 5-48 ilk etapta takipte kalmanız gerekecek önemli destek seviyesi olarak görülmekte. 5-48 seviyesinde görünüyor. 5-48 artık önemli bir destek konumu haline geldi arkadaşlar. 5-48 yakinen takipte kalmamız gerekecek artık önemli bir destek olarak göze batan yer. Gümüş gramda gene önemli bir seviye arkadaşlar. 5.80 de bulunan bir destek. 5.80 desteği de önemli. 5.80 desteği dikkatle takipte kalınması gereken önemli destek. Bu destek altına sarkarsak da arkadaşlar maalesef 5.35 seviyesine kadar gümüş gramda da aşağı yönlü sarkmalar meydana gelebilir. Şu ana kadar gümüş gramda satışta yapamamış olan arkadaşlar
5.80'i takipte kalsınlar. 5.80 aşağı yönlü kırılırsa maalesef sarkma 5.35 seviyesine kadar da gümüş gramda devam edebilir arkadaşlar. Bunlar da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Dolar kuruna da bakalım. Dolar kurunda bizler için hangi seviyeler önemli? Evet, doları incelediğimiz zaman da arkadaşlar dolarda 7.20 hala bizler için önemli bir destek konumunda bu hafta itibariyle. Evet, şuradaki 7.20 seviyesindeki önemli destek noktasını hala dolar döviz kuru korumakta. Evet, şurada 7.20 bizler için önemli bir destek görevini devam ettirmekte. Dolar TL kuru 7.20 üzerinde kaldıkça hala güçlü arkadaşlar ve yukarıda 7.47 direncini test etmek isteyebilir. Fakat 7.20 bir ara direncimiz daha var. 7.16 seviyesinde bulunan ara desteğimiz daha var. 7.16. Doları şu şekilde değerlendirebiliriz. 7.16 altında bir kapanış olmadığı müddetçe yukarıda 7.47 ana hedef bölgesine doğru dolar TL'de ataklar görülebilir. 7.16 altında bir kapanış da görürsek bu sefer sarkmalar 7.02 seviyesine kadar da ilerleyebilir. Bizler için kritik rakamımız dolar TL kurunda 7.16. 7.16 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar yukarıda 7.47 seviyesi dolar TL kurunda da beklememiz gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. Evet arkadaşlar, aşıyla ilgili haberler altını aşağıya doğru itti. Devlet Sağlık Örgütü'nden de aşıyla ilgili bir açıklama, ufak bir açıklama geldi. Onlar da şu an konuyu ve aşıyı incelediklerini, bu konuyla ilgili de nihai kararlarını daha sonra basınla birlikte paylaşacaklarını duyurdular. Bunun haricinde dediğim gibi piyasada aşağı haberini takipte kalın diye uyarılarım vardı. Görüyorsunuz bir aşağı haberiyle birlikte altında tepe taklak oldu. Peki altın sonsuza kadar düşecek mi? Hayır arkadaşlar, altın sonsuza dek düşmeyecek. Altının da bir tutunacağı destek seviye olacak. O seviyeyi de biz bulmaya çalışacağız sizlerle birlikte. O seviyeye geldiğinde o seviyeyi de sizlere haber vereceğim arkadaşlar. Şu an itibariyle ons'ta bu seviye 1850 seviyesi olarak gözükmekte. 1907 ve 1850 aralığı olarak gözükmekte. Tabii günlük kapanışlara göre tekrardan güncellemelerimizde bulunacağız. Bakalım bu güncellemeler sonucunda bize gerekli yönü de teknik olarak grafikler verecek. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda hoşunuza gittiyse videolarıma bir beğeni atmanızı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.